Arkadaşlar bugün un helvası yapacağız. Un helvası için yarım paket margarin ya da 250 gram tereyağı kullanabilirsiniz ya da yarısını da kullanabilirsiniz. Ben 125 gram kullanmış oluyorum bugün. Bir çay bardağı da sıvı yağımı tavaya alıyorum. Altını yakıyorum. Yağın erimesini bekleyeceğim. Bu arada helvanın şerbeti için bir su bardağı şeker koyacağım. Bir su bardağı aynı ölçüde şekerin üzerine su koyacağım ve kaynatmayacağım. Sadece şeker eriyince altını kapatacağım. Şerbetini de hazır edeceğim. Yağım erisin. Bir çay bardağı sıvı yağ kullandık. Yarım paket margarin kullandık. Bunun içine yağım erirken unu ilave ediyorum. 1,5 su bardağı da un koyacağım. Ölçülü yaparsanız helvamız tam kıvamında olur. Bir buçuk. Erince altını kısacağım. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra unumu kavuracağım. Şerbetin de şekeri eriyince altını kapatacağım, kaynatmayacağım. Şekerin erimesi için ocağın altını yaktım. Un helvasını çok güzel karıştırmamız lazım. İyice kavrulması için. Ben biraz altını kısayım, çok oldu. Şimdi de şöyle çevireyim, havadan tutayım. Şekerini birebir ölçü koyduk. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı su koyduk. Biraz cıvık oldu. 2'ye tamamlayalım istiyorum. 1,5'tu. 2 su bardağı un yapalım. Yağı biraz fazla geldi gibi oldu. 2 su bardağı un kullanmış olalım. 2 su bardağı un, yarım paket margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ. Evet, böyle iyi oldu. Kahverengi kıvama gelinceye kadar kavuracağız. Arkadaşlar helvamızı tam 10 dakika hafif ateşte kavurduk. Böyle hafif krem rengi sarıya dönünce şimdi şerbetin de altını hemen kapatmıştım. Şeker erisin diye. Kaynatmamıştım. Şimdi şerbetiyle buluşturacağım. Şimdi şeker dibinde az bir şey kalmış, erimemiş. Şerbetine de bir su bardağı su ve bir su bardağı şeker kullandık. Şimdi yavaşça helvamıza bunu yavaş yavaş aktaracağım ve karıştıracağım. Birden dökmeyin. Birden dökerseniz çok kaynar. Bir yerimizi yakabiliriz. O yüzden yavaş yavaş. Çünkü helvamız çok sıcak. Unumuz. Artık dökebiliriz. Döktük. Şimdi bunu karıştıracağız. Sürüleşinceye kadar. Kaynatacağız. Bu aşamada biraz şey yapalım, kaşıkla ezelim unları, topak topak olmasın. Göz göz olunca da altını kapatacağız.
Ağzına kağıt havlu koyacağız ve dinlenmeye bırakacağız. Servis aşamasında tekrar şey yaparız. Böyle güzelce daha kıvamını almadı. Alacak. Bakın topaklanmaya başladı. Onları ezmemiz lazım. Yoksa helvamız topak topak olur içinde. Topaklanma böyle eziyoruz. İyice karıştıracağız. Arzuya göre içine fıstık, fındık koyabilirsiniz. Benim bugün yoktu evde, koymadım. İsterseniz koyabilirsiniz. Üzerine cevizle süsleyebilirsiniz. İçine dolmalık fıstık da koyabilirsiniz. Helvamız kıvamını buluyor. Topaklamaları da gitti. O aşamada biraz altını açalım. Kıvamın daha güzel olsun. Biz şimdi buna 2 su bardağı un kullandık. Yarım paket margarin kullandık. 1 çay bardağı sıvı yağ kullandık. Şerbetine de 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı su kullandık. Aynı ölçülerde yaparsanız olmamalı gibi bir ihtimali yok. Evet, artık helvamız dinlenmeye hazır. İyice çekti. Gördüğünüz gibi dinlendireceğiz. Üzerine ben bir kağıt havlu koyacağım. Ağzını kapatacağım. Altını kapatıyorum. Kağıt havlumu da koydum. Şöyle bir 20 dakika dinlendikten sonra servis yapacağız. Arkadaşlar helvamız 20 dakika dinlendi. Şimdi helvamızı şöyle bir tekrar karıştırıp servis tabağına alacağım. İsterseniz kaşıkla da yapabilirsiniz ama ben şu tabağı basıp çıkartmak istiyorum. Ölçüyü kendinize göre şey yapabilirsiniz. Düzeltebilirsiniz. Fazla yapmak istiyorsanız bir paket yağ kullanırsınız. 3 bardak un kullanırsınız. Yalnız şekerin ölçüsü aynı olsun. 1 su bardağı şeker. Biraz belki bardağın ebatını büyütebilirsiniz. Şimdi bunu böyle ters çevirdim. Üzerine fıstık da koyabilirsiniz. Ben bugün Hindistan cevizi koyacağım. Şöyle. Afiyet olsun.